Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün de sizlere 5 çay masalarını süsleyen harika bir patates salatası tarifim var. Böyle bol yoğurtlu, mayonezli, garnitürlü harika bir patates salatası. İnanın bana 5 çay masalarınızda bulundurmak isteyeceğiniz çok güzel bir tarif. Ben yiyince çok beğenmiştim. Hemen evime geldim. Tarifi yaptım, misafirlerime ikram ettim. İnanın misafirlerim bayıldı. Yani değişik ve kolay bir tarif. Sizlerin de yapması gereken tariflerden bir tanesi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz masadaki tariflerin çoğunu verdim. Kum pastası tarifimizi verdim. Patatesli poğaçamızı verdim. Şimdi de patates salatamızın tarifini vereceğim. Şu son iki tarif kalıyor. Onları da ilerleyen günlerde vereceğim inşallah. Malzemeleri info kısmında yazdım. Şimdi yapılışına geçelim. Patateslerimizi kabuklarını soyduk. Sonra dörde böldük. Tabii yıkadık. Tenceremizin içine alalım ve patateslerimizin üzerine su doldurup bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edelim ve haşlanmaya bırakalım. Haşladığımız ve suyunu süzdürdüğümüz patateslerimizi püre haline getirelim. Püre haline getirdiğimiz patatesimizi biraz soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra içine ince doğranmış kornişon turşumuzu, yine ince kıyılmış dereotumuzu böyle bol kullanın. Bezelyeli havuç garnitürümüzü, sonra baharatlar olarak kırmızı pul biber, karabiber ve tuzumuzu ilave edip karıştıralım. Dereotu patates salatasına inanılmaz yakışıyor. Çok güzel bir aroma ve lezzet veriyor. Mutlaka denemeniz lazım. Karıştırdığımız patates salatamızı borcamımıza dökelim. Kaşıkla böyle bastıra bastıra düzleyelim. Şimdi sıra geldi patatesimizin üzerine dökeceğimiz sosa. Sosumuzda ne var? 4-5 yemek kaşığı kadar mayonez, yine 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurt arkadaşlar. Mayonez ve yoğurdu birlikte çırpıyoruz ve patates salatamızın üzerine döküyoruz. İyice düzlüyoruz. İsteyenler yoğurdun içine sarımsak da rendeleyebilir ama ben yapmadım. Çünkü çoğu misafirim sevmiyor sarımsağı, çiğ salmısa. Hani biraz koktuğundan dolayı. O yüzden mayonez ve yoğurt benim için yeterliydi. Görmüş olduğunuz gibi mayonezli yoğurdumuzu patates salatamızın üzerine döküyoruz, düzlüyoruz. Biraz dinlendirdikten sonra dilimlere kesiyoruz ve misafirlerimize afiyetle sunuyoruz. Evet arkadaşlar, bir tarifin daha sonuna geldik. Biz çok beğendik. Umuyorum ki sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Yine 5 çay masalarını süsleyen harika bir salata tarifi oldu. Devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden bir tanesi oldu, emin olun. Tarifimizi yapınca şöyle küçük bir yorum yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Emeğime katkıda bulunursanız daha da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hani abone olursanız, yorum yazarsanız gerçekten emeğime de katkıda bulunmuş olursunuz. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.